oldukça işimize yarayan bir yöntem. Bunu öğrendiğimiz zaman hem işlemlerimizi daha pratik halledeceğiz, hem de diğer işlemleri yaparken kolaylıkla çözümlerimize ulaşacağız. Bu konu neden öğrenmeliyiz? Metnimizi bir okuyalım. Pozitif tam sayıların çarpanları. Uzmanlar veri hesaplamalarında, özellikle büyük maliyet gerektiren işlerin hesaplanmasında çarpanlar ve katlarını kullanarak işlem yaparlar. Örneğin bankacılık sektöründe müşterisine 500 bin lira ödemek isteyen bir görevli, kasasında bulunan parayı banknot çeşidi ve adedine göre 200, 100, 50, 20, 10, 5 lira şeklinde bölümlere ayırarak ödemesini yapar. Otobüs, uçak, tren ve gemi gibi toplu taşımacılıkta da çarpanlar ve katların konusunda yararlanır. Örneğin bir limandan kalkan iki geminin biri seferinde 3 günde, diğeri 5 günde tamamlayıp yük aldığı limana dönmektedir. Aynı anda limandan ayrılan bu iki geminin beraber götürmeleri gereken yük için en az 15 gün beklemeleri gerekmektedir. Limandan aynı anda ayrılan iki gemiyi düşünelim. Biri 3 günde, diğeri 5 günde yüklerini dağıtıp geri dönüyorlar. İkisinin aynı anda gitmesi gereken herhangi bir gün belirlerken 15 gün içinde birlikte limanda olacaklarını düşünebiliriz. Şimdi işin temel kısmına bakalım. Önce bir hazırlık çalışması yapalım. Şimdi Ayşe öğretmen yaptığı matematik sınavında başarılı olan Alya ve Ahmet'e ödül olarak çantasında bulunan kalemlerden vermek istemektedir. Daha yüksek puan alan Alya'ya daha fazla kalem vermek şartıyla Alya ve Ahmet'in alacakları kalem adetleri çarpımları 18 olacak şekilde nasıl paylaşabileceğini düşününüz ve açıklayınız. Herhalde Ayşe öğretmenin işi gücü yokmuş. Böyle bir güçlük düşünmüş. Biz yine de çözelim. Şimdi kalemleri düşünelim. 18 çarpımları 18 olacak. Şimdi bunu düşünerek de yapabiliriz zihnimizden. Ama çok basit bir yöntem göstereceğim size. Bu yöntemle oldukça kolay bir şekilde çözeceğiz ve aynı zamanda bu yaptığım işlem bundan sonraki yapacağımız bütün işlemlerde en önemli nokta olacak. Evet, şimdi şöyle kenara bir boşluğa geçelim. Şimdi böyle işlemler yaparken önce kafamızda bir şema oluşturmak açısından buraya Alya ve Ahmet'i yazıyorum. Her zaman yaş problemleri olsun, diğer problemler olsun bu şekilde somutlaştırmakta oldukça fayda var. Alya ve Ahmet'i yazdık. Bunların alacağı değerleri sorabilir, bir sürü şeyi sorabilir. O yüzden buraya bunu yazmak bize olayı netleştirmek açısından, yanlış yapmamak açısından çok önemli bir işlem kolaylığı sağlar. Şimdi Ahmet ve Alya kaç 18 adet kalemin çarpanları şeklinde paylaşacaktı? Şimdi ne yapıyoruz böyle durumda? Burası çok önemli arkadaşlar. 18'i hemen yazıyoruz. Yanında şöyle güzel bir çizgi çiziyoruz. En küçük çarpanlarından, asal çarpanlarından başlıyoruz. Asal çarpanlar konusu ileride geleceğiz ama burada başlamak istiyorum. En küçük asal çarpan neydi? Onu bir hatırlayalım. 1 miydi, 2 miydi? Genelde yanılan bir konu. 1 asal sayı değildir. En küçük asal sayı 2'dir. O yüzden nereden başlıyoruz? 2'den başlıyoruz. 2'ye böldüğümüz zaman bölünür mü? Bölünür. Kaç olur? 9. 9 2'ye bölünür mü? Bölünmez maalesef. 2'den sonra en küçük asal sayı 3. 3'e bölünür mü? Bölünür. Nedir? 3. 3'ü tekrar 3'e bölebilir miyiz? Bölebiliriz. Yani kendisine kaldı 1. Şimdi şimdi burayı iyi bakalım. Ahmet'le Alya'nın alabileceği kalem miktarı ne olabilir? Şimdi buradaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamaya başlıyoruz. Örneğin 1 var mı? Var. Diğer sayı en küçük 2 var mı? Var. Küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz buradaki tabloya bakarak. 3 var mı? Var. Gördüğümüz gibi. 4 var mı? Yok. 5 var mı? Yok. 6 var mı? Yok gibi duruyor ama var. Bakın bunlar asal. Peki bu 2 ile 3'ün çarpımı kaç? 6. Demek ki 6 var.
6 ile buraya yazıyoruz. Peki 7 var mı? Yok. 8 var mı? Yok. 9 var mı? Var. 9'da yazdık. 10 var mı? Bakıyoruz. Yok. Çarpımlarına dikkat edelim. 10 var mı? Yok. 11 var mı? Yok. 12 var mı? 4 çarpı 3 gibi bir değer var mı burada? Yok. 10 var mı? Yok. 11, 12, 13 diye gitmemize artık gerek yok. 9'dan sonra ne var? 18 var. Şimdi Alya ile Ahmet'in alabileceği çarpımlar. Şimdi 1 ile 18'i çarpabilir miyiz? Çarpabiliriz. 18 eder mi? Eder. Yani Alya'ya bir 18 verip Ahmet'e bir verebiliriz. Değil mi? 9 çarpı 2 18 midir? Doğru. Alya'ya 9, Ahmet'e 2 verirsek yine 18 elde edebiliyoruz. 6 çarpı 3 de 18 midir? Güzel. 6 Alya'ya, 3 de Ahmet'e verebiliriz. Alya'ya her zaman fazla verdiğine göre artık tersine yani 3, 3, 6 şeklinde sıralama yapamıyoruz. Bu şekilde alabileceği sayılar oluyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra gerisi çok kolay. İsterse bu sayıların çarpımını sorsun. İsterse bu sayı kaç tane alabilir? Kaç farklı olasılıkla alabilir? Toplamları nedir? Alya'nın alabileceği kalem değerlerinin toplamını sorabilir, toplarız. Ahmet'inkileri sorabilir, toplarız. Kaç farklı alabilir değer? 3 farklı. Yani bunu yaptıktan sonra, şu tabloyu çizdikten sonra bundan 4, 5, 6, 7, 8 istediği kadar soru sorabilir. Alabileceği en küçük değerle en büyük değerin çarpımı. Hiç sorun değil. Hemen buradan bakarak işlemlerimizi yapabiliriz. Bunu öğrendiğimiz zaman işlemlerimiz oldukça kolay. Buradaki püf noktası bana göre şu işlemi yapacağız. Asal çarpanlarını ayıracağız. Ama asal olmayan pozitif çarpanları da var. Onları da unutmayacağız. Bunun için de en düşükten başlayacağız. 1, 2, 3. Bakacağız buraya. Var mı yok mu? Sıraladıktan sonra işlemimiz oldukça basit. Burayı anladık sanıyorum. Şimdi geçelim diğer sorulara. Şimdi burada örnek bir soru vermiş. Burada 30 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım demiş. Burada dikkat etmek gereken nokta az önce anlattığım gibi burada otomatik olarak yazmış. Ama zihnimizden bunu yapmak çok kolay değil. Yani 1, 2, 3 neydi falan filan şunu da kafamızdan. Belki küçük sayı için 30, 30 için kolay ama 120, 130, 140, 160 böyle büyük sayılarda bu pek pratik bir yöntem olmayacaktır. Benim anlattığım şekilde dizdiğimizde aradaki çarpanları da koyduğumuzda işimiz daha kolay olacaktır. 30 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım diyor. Bakın burası oldukça önemli. Pozitif tam sayı çarpanları. Asal çarpanlarını demiyor. Burada dikkat edeceğimiz önemli bir nokta. Yani burada 6 da var, 10 da var, 15 de var, 30 kendisi de dahil, 1 de dahil. Bunları gözümüzden kaçırmıyoruz. Bakın gördük ve bunların bazıları asal, bazıları ise asal değil. Buraya dikkat edeceğiz. Şimdi bir örnek soruyla işlemimizi yapalım. 80 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını sırasıyla yazıyoruz. 80'in önemli bunlar. Tam sayı çarpanlarını, pozitif tam sayı çarpanlarını. Soru çözerken her zaman ne istendiğine dikkat edeceğiz. Pozitif tam sayı mı istiyor? İşte negatif midir? Nedir? Ya da asal çarpanları mıdır? Burada pozitif dediği için pozitife bakacağız. Hemen öğrettiğim şekilde kenara gelelim. Hemen 80'i şuraya yazalım. Böyle bir çizgimizi çizelim. 80'i 2'ye bölebilir miyiz? Bölebiliriz. Ne eder? 40. 2'ye tekrar bölebilir miyiz? Bölebiliriz. Ne eder? 20. 2'ye tekrar böldük. Ne eder? 10. 2'ye tekrar böldük. Ne olur? 5. Artık 2'ye bir daha bölebiliyor muyuz? Evet, 2'ye bölmüştük. Peki 5 2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. 3'e bölünmüyor. Daha sonraki asal sayı ne? Kendisi zaten 5, 1. Şimdi pozitif tam sayıları düşüneceğiz. Şimdi bunu yaparken şunu yapmakta fayda var. Şimdi buradan 1 var değil mi? Şöyle düşünelim. 2
çarpı 2, 4. 4 çarpı 2, 8. 8 çarpı 2, 16. Şimdi buraya kadar gayet güzel işlemlerimizi yaptık. Bu aradaki çarpanları da bulduk. Şimdi yapmamız gereken bir şey buraya küçükten büyüğe doğru sıralamak. Şimdi gelelim sıralama yerimize. Şimdi bir konmuş. Bakıyoruz. Bir burada güzel. Ondan sonra en küçük 2 var değil mi? 2'yi yazdık. Daha sonra 2'den sonra 3 var mı? Yok. 4 var mı? Var. 4'ü yazdık. 5 var mı? Güzel. Var. 6 var mı? 6'mız yok. 7 var mı? Yine yok. 8 var mı? Unutmuyoruz. Var. 9 var mı? Bakalım. Yok. 10 var mı? Bakın burada var. 11 yok, 12 yok, 13 yok, 14 yok, 15 var mı? Yok. Daha sonra 16 var. Artık 17, 18, 19 diye girmiyoruz. Ondan sonra büyük sayı 20 var. Yani daha büyük olamaz. 40 var ve 80 var. Şimdi az önce bizim yaptığımız aynısı. 8 çarpı 10, 80 mi? 5 çarpı 16, 80. 20 çarpı 4, 80. 2 çarpı 40, 80. 80 çarpı 1, 80. Bu kadar basit. Eğer burayı anlarsak ve yaparsak bu şekilde pozitif tam sayı çarpanlarını bulmak çok kolay. Pozitif tam sayı çarpanları ile ilgili artık bize bir sürü şey sorabilir. En yakın değerlerini sorabilir, en küçük değerini sorabilir. Artık o soruya kalmış. Aşağıda verilen sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulup altına yazınız diyor. Hemen yapalım. Basitçe nasıl yapıyorduk? Hemen köşeye alalım. Şöyle. 35'ten başlayalım. 35. Şimdi 2 yok. 3 yok. 4 zaten olmaz. 5. 5 var. 5'e böldük. Ne olur? 7. Zaten kendisi 7. Hem de asal sayı 7. 1. Şimdi pozitif tam sayı çarpanlarını, yani 1'i de koymayı unutmuyoruz. Şimdi yazalım. Neydi? 1 virgül 5 virgül 7. Şimdi 45 sayısına geçelim. Yazalım. 45. Hemen çiziyoruz. Şimdi 2 yok. 3 var. 3 ne olur? 15. Tekrar 3'e bölelim. Ne olur? 5. Tekrar 3'e bölünür mü? Bölünmez. Ne olur? 5'e bölünür. Ve 1. Şimdi burada unutmamız gereken neydi? Pozitif dediği için aradaki tam sayı dediği için aradaki çarpımları da unutmuyoruz. Değil mi? Neydi? 3 çarpı 3. 9 da var arada. Bunu unutmuyoruz. 3 çarpı 15 zaten burada yazılı. Yani onu tekrar yazmıyoruz. Başka? Başka var mı? Yok. O zaman ne yapıyoruz? Yazalım. 1 unutmuyoruz. 3 5 9 15 ve 45. Peki sığdıramadım ama. Geçelim diğer soruya. 50'yi yazalım. Birlikte yapalım. 50. 2'ye bölünür mü? Bölünür. Ne olur? 25. Tekrar 2'ye bölünür mü? Bölünmez. 3'e bölünür mü? Bölünmez. 5'e bölünür mü? Bölünür. 5. Tekrar 5'e bölünür. 1. Şimdi unutmuyoruz. Neydi? Aradaki çarpımları da unutmuyoruz. 2 ile 5, 10 da var burada. Burada 5 ile 5, 5 kere 5, 25 zaten burada var. Onu yazmıyoruz. Buradaki 10'u unutmuyoruz. Ne yapıyoruz? Yazalım şimdi. 1, 2 var. 5 var. Ondan sonra en küçük 10 var.
25 var ve 50 var. Şimdi tekrar yapıyoruz. Nasıldı? Yani 1 çarpı 50, 50, 2 çarpı 25, 50, 5 çarpı 10, 50. Yazalım buraya. 1, 5, 10, 25 ve 50. Şimdi 60'ı yapalım. 2'ye böldük. Ne oldu? 30. 2'ye böldük. Ne oldu? 15. Artık 2'ye bölünmez, 3'e bölünür. Ne oldu? 5. 5'e bölünür. 1. Şimdi pozitif tam sayıları yazalım. 1'den başlayalım. 1 var mı? Var. 2 var mı? Var. 3 var mı? Var. 4 unutmuyoruz. 2 çarpı 2 var mı? Var. 4. Şöyle yapalım. 5 var mı? Var. 6 var mı? Evet, var. 7 var mı? Yok. 8 var mı? Şimdi düşünelim. 4 var. 8 yok. 9 bakalım. 3 çarpı 3 var mı? Yok. 10 var mı? Var. 11 yok. 12 var mı? Var. 4 çarpı 3. 15 var mı? Var. Yazabiliriz. 15. Ne kaldı? 20 var mı? 20. 20 görünmüyor ama var. Nerede var? Örneğin 10 var. Değil mi? Bir 10 vardı. 10 çarpı 2. 20. 30 ve 60. 60 çarpı 1, 60. 30 çarpı 2, 60. 20 çarpı 3, 60. 15 çarpı 4, 60. 12 çarpı 5, 60. 10 çarpı 6, 60. Şimdi yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ve 60 sayılarını elde ettik. 54 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım. Şimdi 54 sayısını yine 54 çarpı 1, 2 çarpı 27, 3 çarpı 18, 6 çarpı 9 şeklinde çarpım şekillerini bulmuş olduk. Buraya yazılmış. Aynen anlattığım şekilde bu soruyu da çözebiliriz. Bunu artık geçiyorum. Zaten birlikte diğerlerini çözdük. Şimdi çok önemli bir konuya geldik. Bu konuda asal çarpanlarını ayıracağız. Deminki pozitif tam sayı çarpanlarıydı. Bu konuda bir pozitif tam sayıyı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmayı öğreneceğiz. Yani asal çarpanlarına ayırma işlemi yapacağız. Asal çarpanları, bu çok 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 önemli. Bakın, asal çarpanlarını çok önemli bir konu. Bir pozitif sayıyı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmaya asal çarpanlara ayırma denir. Asal çarpanlara ayırmayı öğrenmemiz çok 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 önemli. Şimdi bakıyoruz buradaki işleme. 40 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını ve asal çarpanlarını bularak üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazalım. Çok güzel. Üstü sayıları nasıl yazarız? Şimdi asal çarpanlara ayırmanın üstü sayılarla ilişkisini görmüş olacağız burada. Şimdi 40'ı benim yaptığım yöntemle aynı şekilde ayırmış. 40'ı 2'ye bölmüş 20. 22'ye bölmüş 10. 12'ye bölünmüş 5. 5, 5'e bölünmüş 1. Zaten burada anlatılmış işlem. Şimdi pozitif çarpanlarını az önceki yaptığımız yöntemle yaptığımız zaman burada 1 de dahil ediyoruz. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 40 şeklinde ayırmış olduk. 40 sayısının asal çarpanları 2 ve 5. Ne demek bu? Şimdi burada bütün çarpanlarını bulmuştuk. Pozitif çarpanlarını. Peki bizden asal çarpanlarını istediği zaman asal ne sayı var? 2 bir asal sayıdır. 5 bir asal sayıdır. 4, 1, 8, 10, 20
gibi sayılar asal sayılar değildir. En temel çarpanlarını ayırdığımız zaman en temel asal çarpanları 2 ve 5. Peki bu sayıyı nasıl yazabiliriz? Örneğin 40 sayısını yazacağız. Üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazabiliyoruz. Bakın burada 2, 2, 2, 5. Bunu şöyle yazabilir miyiz? Çarpanlarını ayırdığımız zaman. 40 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5'tir diyebilir miyiz? Deriz 2 çarpı 2. 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 5. 40 dedik mi? Güzel. Peki bunu böyle, yani bu 2, 2, 2 devam ettiği zaman bunu böyle 2, 2 yazmak hiç pratik değil. Ya da böyle 2 tane, 3 tane çarpım şeklinde. Biz ne yapıyoruz bu durumda? 1, 2, 3 tane 2 var. 2'nin üzerine 3 yazıyoruz ve böylece bir pratiklik sağlamış oluyoruz. Ya bir tane 5 var. Ne demek? Üstü sayı olarak bir tane 5 var. 5 burada görünmez bir 1 var aslında. Ama biz bunu yazmıyoruz. O yüzden biz de silelim. Görünmez bir 1 var burada. Unutmuyoruz. Her zaman her sayı yazılırken aslında görünmez bir 1 vardır. Örneğin buradaki 5'e de görünmez 1 var. Örneğin bu 20 sayısının üstünde de görünmez bir 1 var. Şimdi daha sonra bunu anlatırken gayet güzel anlayacağız. Burayı dikkat ediyoruz. Buraya bir ünlem koyuyoruz. Sayıları yazarken dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim bununla ilgili örnekler çözmeye. Şimdi burada dikkat ediyoruz. Neye dikkat ediyoruz? Sorduğu soruda neyi istiyor? En önemli nokta bu. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. 36 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını ve asal çarpanlarını buluyoruz. Şimdi soruda bizden ne istediğine çok dikkat edeceğiz. Burada iki tane şey istiyor. Hem pozitif çarpanlarını hem de asal çarpanlarını. Ve asal çarpanın üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazalım diyor. Aynı zamanda. Şimdi yapıyoruz. 36 artık bunu öğrendik. 2'ye böldük 18. 2'ye böldük 9. 9 bölünmüyor. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. Şimdi yazdığımız zaman 36 sayının pozitif tam sayı çarpanları. 1, 2, 3, 4, 6. Bakın 6 unutmuyoruz. 9, 9, 12, 4 çarpı 3 değil mi? 18, 18, 9 çarpı 2 şeklinde. Bakın burada 9 çarpı 2 ve 36. Burayı artık anladığımızı düşünüyorum. Peki yeni olan konu ne? Asal çarpanları. Şimdi burada baktığımız zaman asal sayı çarpanları 1, 3 ile 2 var. Yani aslında 2 tane 2 çarpımıyla 2 tane 3'ün çarpımının çarpımları. Yani yazarken nasıl yazıyoruz? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 36'ya eşit. Bunu böyle yazmak pratik değil demiştik. Nasıl yazmak pratik? 2'nin 2 şöyle yaklaşalım. 2 üzeri 2 ve 3 üzeri 2 şeklinde. Yani 3 tane 2'nin çarpımı 2 tane 2'nin çarpımı demektir. Bunları unutmuyoruz. Şimdi birlikte yapalım diyoruz. 8, 18, 200 ve 240 sayıların üstü ifadelerinin çarpımı şeklinde yazalım. 8'i düşünelim. 2 çarpı 2 çarpı 2. Bunu böyle yazmak yerine nasıl yazıyoruz? 2 üzeri 3. 18. 2 çarpı 3 çarpı 3. Bir tane 2 var. 2 tane 3 var demek bu. 200'ü düşünelim. 2. 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 3 tane 2. 2 tane 5 var. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2. 240 sayısı 1, 2, 3, 4 tane 2 var. 1 tane 3 var. 1 tane 5 var. Nasıl yazıyoruz? 2 üzeri 4, 1, 2, 3, 4 tane 2. 1 tane görünmez demiştik. Burada görünmez 1 var. Ve görünmez 1. Yani 1 tane 3, 1 tane 5'in çarpımı şeklinde yazabiliriz. Şimdi birlikte alttaki sorularımızı çözelim. Şöyle yaklaştıralım. Üçüncü soruyu birlikte yazmaya çalışalım. Şimdi 64'ü düşünelim. Ne yapıyorduk 64'ü? Hemen ikiye böldük. Bölebilir miyiz? Bölebiliriz. Ne olur? 32 olur. Tekrar ikiye bölebilir miyiz? Bölebiliriz. Ne olur?
16. Tekrar 2'ye böldük. Bölebilir miyiz? Bölebiliriz. Ne olur? 8. 8'i 2'ye böldük. 4. 4'ü 2'ye böldük. 2. 2'yi 2'ye böldük. 1. Yani 64 eşitmiş 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 2'nin çarpımına. Biz bunları 2, 2, 2 mesela zaten burada yer yok. Ne yapıyoruz? 2 yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve üstüne 6. 2 üzeri 6. 72'yi bölelim 2'ye. Ne yapar? 36. Bölünür mü 2'ye? Bölünür. Ne olur? 18. 2'ye bölünür mü? Bölünür. Ne olur? 9. 2'ye artık bölünmez. 3'e bölünür mü? Bölünür. 3. 3'e bölünür mü? Bölünür. 1. Şimdi hemen 72'yi yazıyoruz buraya. Eşittir diyoruz. 2 var ve 3 var asal. Yani şunu yazdık hemen. 3 asal çarpanları bunların. Burada çarpımı unutmayalım. Kaç tane 2 var? 1, 2, 3. Hemen üstüne 3. Kaç tane 3 var? 2. Hemen üstüne 2. 120'ye geçelim. Hemen 2'ye böldük. 60 elde ettik. Hemen bir daha 2'ye böldük. 30 elde ettik. Hemen 2'ye bir daha böldük. 15'i elde ettik. Artık 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. 3'e böldük. 5. Artık 5'e bölünür. 1. Şimdi hemen 120 sayısını buraya yazıyoruz. Eşittir. Asal çarpanları neymiş? 2, 3 ve 5 yazalım. 2 çarpı 3 çarpı 5. Ama üstü sayılar olarak yazacağız. Yani aslında 3 tane 2'nin çarpımı 1, 2, 3. 2'nin 3. kuvveti. 1 tane 3 var. Bir şey yazmıyoruz. 1 var burada unutmuyoruz. 5 burada 1 var unutmuyoruz. Evet bunu da yazdık. Şimdi geldik 150 sayısına. 150. 2'ye bölünür mü? Bölünür. Ne olur? 75. 2'ye bölünür mü? Artık bölünmez. 3'e bölünür mü? Bölünür. Ne olur? 25. 25 3'e bölünür mü? Tekrar bölünmez. Kaça bölünür? 5'e bölünür. 5'e böldük. Ne oldu? 5. 5 kere 5 25. 5 5'e bölünür. 1. Hemen 150 sayısını yazıyoruz. Eşittir diyoruz. Neymiş asal çarpanları? 5, 3 ve 2'ymiş. Hemen 2, 3, 5. Ama yeterli mi? Değil. 2'den bir tane yazmıyoruz. 3'ten bir tane yazmıyoruz. 5'ten iki tane. O yüzden 5'in ikinci kuvveti şeklinde yazıyoruz. Oldukça kolay. Hiç zorlanmayacağımız sorular. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. İşlemimize başlayalım. Şimdi bunu da yapacağım ben. Görmek açısından şöyle biraz uzaklaştıralım. Şu kenarımda işlemimizi yapalım. Daha sonra A, B, C sorularına geçeceğiz. Ne diyor sorumuzda? Aşağıdaki eşitliklerdeki verilmeyen üstleri bulunuz ve yazınız. Eşitlikler neymiş? 300. Çarpanlarını göstermiş. 2, 3 ve 5. Ama ne demiş? Üstlerini göstermemiş. Bizden ne istiyor? A, B ve C'yi istiyor. A, B ve C. Neymiş bunlar? Üstleri. Yani 2'nin üstü, 3'ün üstü, 5'in üstü. Hemen yapalım. Şuraya hemen 300 yaparak başlayalım. 2'ye bölünür mü? Bölünür. Nedir? 150. 2'ye bölünür mü? Bölünür. Neymiş? 75. 3'e bölünür mü? Bölünür. Ne olur? 25. Artık 3'e bölünmez. 5'e bölünür. 5. Tekrar 5'e bölünür. 1. Evet, şimdi bakalım. A yani 2'den kaç tane var? 2 tane var. A 2'ymiş. 3'ten kaç tane var? 1 tane. B o zaman 3. 5'ten kaç tane var? 2 tane var. Üssü ne olur o zaman? İkinci kuvvet. Bu kadar basit. Hemen 700'ü çözmeyle sorumuza devam edelim. Burayı silelim. Hemen 700'ü çözerek işlemimize devam ediyoruz. Hemen kenarını çizdik. Ne yapıyorduk? En küçük sayıdan başlıyoruz. Evet. 2'ye böldük. Ne oldu? 700 olması için 350. 2'ye bölünür mü? Bölünür.
Ne olur? 175. Tekrar 2 bölünmez. 175. 3'e bölünür mü? Bölünmez. 5'e bölünür mü? Bölünür. Ne olur? 35. 35 5'e bölünür mü? Bölünür. Kaç olur? 7. 7 tekrar 5'e bölünmez. 7 7'ye bölünür. 1. Şimdi bakalım. Zaten burada sayılarımızı yazmıştık. 2'den kaç tane var? Yani x 2 tane. X yine 2'ymiş. Y dediği yani 5'in kuvveti 2 tane. Bakıyoruz buraya. Burada şöyle 2 tane. Hemen Y'ye 2 yazıyoruz. 7 yani Z'nin üst yani Z'nin 7'nin üstü Z idi. Z'den kaç tane? 1 tane. Buraya da 1 yazıyoruz. Çok kolay. Devam edelim. Geçelim diğer sorumuza. 495 yazdık. 495'i 3'e böldük. 165. 165 3'e bölünür mü? Bölünür. Ne olur? 55. Çirkin yazdım. Artık 3'e bölünmez. Kaça bölünür en küçük asal sayı daha sonra 3'ten sonra? 5. Bölünür mü? Bölünür. Ne olur? 11. Artık zaten 11'den küçük bir sayımız yok. 11'i yazdık. Oldu 1. Şimdi tekrar yerleştirelim. 3 kaç tane var? 2 tane. M eşittir 2. 5 kaç tane var? Ne? 5'in ne kuvvetiydi? 1 tane. 1. K yani 11'in kuvveti 1 tane. 1'i yazıyoruz. Yani 11'in birinci kuvveti K neymiş? 1'e eşitmiş. Diğer sorumuza geçtik. Günümüzde kişisel veriler, bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi araçlarla kötü niyetli kişilerin eline geçebilmektedir. Azza bu sebeple bilgisayarına şifre oluşturmaya karar verir. Bellediği şifre 50 ile 60 arasında ve iki asal sayının çarpımı şeklinde ise Azra'nın belirleyici şifreyi bulunuz. Yani Azra'ya bir şifre bulmuş. Biz onun şifresini kıracağız, hackleyeceğiz. Nasıl hackleyeceğiz? Azra biraz saflık yapmış. 50 ile 60 arasında bir asal sayı, iki asal sayıların çarpımı olduğunu bize bir şekilde söylemiş. Biz de bunu bulacağız. Hemen düşünelim. 50 ile 60 arasındaki asal sayılar ne var? 53 var ve 59 var. Bunları öğreneceğiz artık. Tek yapmamız gereken 53 ile 59'u çarpmak. 53 çarpı 59. Bu da eşittir. 3127'ymiş. Evet. Azracığım kusura bakma. Şifreni hacklendi. Bu kadar basit bir şifre belirlersen zaten hacklenmemek mümkün değil. Azra'nın şifresini patlattılar. Evet. Sorularımız bitti. Daha sonra bu konuyla ilgili bolca örnek çözülecek. Biz de çözeceğiz. Ama öncelikle bunları iyice pekiştirmek için tekrar kendiniz buradaki soruları çözün. Evet. Bugünkü konumuz bitti. Bol bol soru çözdük zaten. Gayet anladığınızı düşünüyorum. Eğer benimle birlikte bu soruları çözdüyseniz, kendiniz de bol bol test çözerek, sorular çözerek bu konuyu pekiştirmeniz gerekiyor. Bu konu belki doğrudan sınavlarda çok karşımıza çıkmayabilir ama dolaylı yoldan birçok konuyla ilişkili çarpanlara ayırma, denklemlerde, köklerde, geometride her zaman karşımıza çıkacak en temel konulardan bir tanesi. O yüzden bunu çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Daha sonra OBEB/OKEK'te de bu oldukça işimize yarayacak. Şu an temelini öğrendik. Bu konuyu iyice kafamıza yerleştirelim. Anlamadığımız yerler varsa tekrar dönelim. İzleyelim, durduralım. Sorularınız varsa yorumlarda bana gönderebilirsiniz. Memnuniyetle cevaplarım. Ya da dersin anlatımı şeklinde önerileriniz varsa, farklı önerileriniz, onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.